Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'da. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Müslümanları, müminleri bazı benzetmeler yaparak farklı farklı hadislerde farklı farklı şeylere benzetmiştir. Bazen teşvik babından, bazen de bir benzerlik oluştuğu için bir böyle hadisler söylemiştir. Mesela Allah Resulü dedi ki, mümin bal arısı gibidir dedi. Sonra bunun benzetmesinin sebebini açıklamalarla açıkladı bize. Aynı şekilde aleyhissalatü vesselam dedi ki, mümin hurma ağacı gibidir dedi. Doğru mu? Bu hadisi baştan alalım. İmam Müslim'in rivayeti. Aleyhissalatü vesselam bir gün oturuyordu. Mescitteydi. Dedi ki, mümin bir ağaça benzer. O ağaç yaprağını dökmez. Aynı şekilde mümin de böyledir dedi. Şimdi sahabe kendi arasında ya Resulullah falanca ağaç mı dedi birisi. Diğer birisi de şu ağaç mı dedi. Hiçbiri isabet etmedi. İbn-i Ömer radıyallahu anh oğlu dedi ki ben içimde şöyle bir düşündüm. Dedim ki hurma ağacına benziyor sanki. Deyince fakat en küçük bendim orada ve en genç de bendim. Ondan ötürü söylemekten haya ettim diyor. Edeben. Allah Resulü bu sefer sahabenin bulamamasından ötürü en sonunda sahabenin bazıları dediler ki Allahu ve Resulü alem, Allah ve Resulü daha iyi bilendir deyince bu sefer Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu ağaç hurma ağaçtır dedi. Onun meyveleri boldur, faydası çoktur, mümin de böyledir dedi. Kışın ve yazın sürekli fayda verir dedi. Hadis bu şekildedir. Farklı versiyonların lafızlarıyla söyledim. Şimdi kardeşlerim, ulema bu hadisi açıklarken mesela Nevevi, mesela İbn Hacer gibi şerh yapan, hadis üzerinde şerh yapan ve açıklama, yorum yapan insanlar demişler ki çünkü hurma ağacı başından sonuna kadar faydalıdır. Ağacı da faydalıdır, meyvesi de faydalıdır, içindeki kabuğu da faydalıdır, çekirdek de faydalıdır, çekirdeğin içindeki limf de bu ince ince zarları bile faydalıdır. Her şeyi kullanılır, hiçbir şey çöpe gitmez. Böyle bir şey olduğu için mümin de böyledir. Mümin başından sonuna kadar, küçüklüğünden büyüklüğüne kadar, hayata gelip ölünceye kadar hep faydalıdır. İnsanlığa faydalıdır. Mazlumlara faydalıdır. Yoksullara faydalıdır. Adaleti getirecek bir varlık olduğu için Allah Resulü mümini bu hurma ağacına benzetmiştir dedi. Böyle bir açıklama yapmışlar. Fakat bunun bir başka yönü var kardeşlerim. Bugün ben size söylemek istediğim, neden Allah Resulü hurma ağacına insanoğlunu benzetti? Özellikle mümini benzetti diyeceğiz. Şimdi bir insanlık bir benzerliği yönü var. Biyolojik olarak bir benzerlik var. Anatomi olarak. Mesela hurma ağacını incelerseniz kardeşlerim, hurma ağacının boyu en yüksek böyle 25 metre 30 metreye kadar yükselebiliyormuş. Standartı bir 10 metre 15 metre civarında. İlginç olanı hurma ağacının geniş gövdesi olur ve dik olur. İnsanoğlu gibidir. Birinci benzetme. İkinci benzetme, hurma ağacının gövdesinde kılları olur. Dökülmez de ve yaprak da dökmez. İnsanoğlu da aynı şekilde kılları vardır. Bir de üçüncüsü, hurma ağacının dişisi var, bir de erkeği vardır. Bu da insanlığa has olan bir durumdur. Hem erkeği hem dişisi olan bir varlıklarız biz de. Bir benzetme. Yine aynı şekilde hurma ağacının döllenme sürecine baksanız, böyle diğer ağaçlar gibi değildir. Çekirdeğini aldınız, işte soktunuz veya bir yaprağını aldınız, soktunuz, damar attı. Oradan da hemen ektiniz, çıkıyor değil. Böyle bir şey yok. Tam aksine hurma ağacı esasında en verimli, en profesyonel çalışma, hurma ağacının erkeğindeki polenleri alıyorsunuz. Onları alıp, zaten kış mevsiminde sadece böyle yavrulama süreci diyeceğiz artık. Böyle bir dönem oluyormuş. Dişi olan ağacın üstüne çıkıyorsunuz. Onun üstünde bir böyle çatlak oluşuyormuş. Fakat o vakitte çatlıyormuş orası da. O polenleri oraya ekliyorsunuz. Üzerinde güzelce kapatıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Orada o polen zamanla, yani şimdi toprakla kapatılmış üstü, fidan veriyor size. Küçük küçük. Sonra siz onları alıyorsunuz. Bir benzetmeye bakın şimdi. Nasıl bir insana benziyor burası. Onu alıyorsunuz. Anne olan ağacın, yani dişi olan ağacın yanına ekmek zorundasınız. Ve güneşin görmeyeceği tarafından bir ekiş yapacaksınız. Hem güneş görürse hızlı ölüyor. Çünkü bir sene en azından güneş görmemesi gerekir bu yavrunun. İkincisi de anneden uzaklaştırmamak gerekir. Eğer anneden uzak bir yere ekerseniz o fidan ölüyor.
Böyle bir benzerliğine bakın, insanoğluna çok çok benziyor. Bir de yine bir benzerlik yönü hurma ağacının, anneler bu dişi olanların yanına mutlaka erkek olan hurma ağacında ekilmesi gerekir. Yoksa meyve de vermiyor, verim de vermiyor, zamanla kuruyorlar zaten. Bir de yine bir benzetmesi, benzerlik durumu insanoğluyla hurma ağacının kafası üstünde şimdi çıktı böyle geniş bir gövdeyle sadece en üst kısmında meyve veriyor. Bu üst kısmını keserseniz hurma ağacı kuruyor. Aynı insanoğlunun kafası gittiğinde nasıl ki meyve vermiyorsa veya ölüyorsa aynı şekilde o da ölüyor. Bir de damar kısmı var. Damarını sert bir ana damarına darbeyle vurursanız hurma ağacı kuruyor. İnsanoğlunun kalbine vurduğunuzda nasıl ki duruyorsa bunun da bir benzerliği yönü var demiş açıklama yapanlar. Yine aynı şekilde hurma ağacının bir benzer yönü de dişi hurma ağacı ve erkek hurma ağacının birbirinden azıcık farklarının olmasıdır. O farklıdır, bu farklıdır. Ve meyve verme sürecine baksanız hep en az 40 kilo, en fazla 100 kilo veya daha fazla bir ağaç meyve verebiliyormuş. İşin ilginç tarafı onlar da mevsimlere göre kendilerini korumaya alıyorlar. Daha fazla kullanıyorlar veya daha az kullanıyorlar. Ve dediğim gibi güneş sürekli olması gereken, onlara olmazsa olmaz, insanoğlu çünkü güneşsiz olmaz aynı şekilde, hurma ağacı da aynı şekilde. Bir de altında sürekli serin olacak, su olacak. İnsanoğlu çok su tüketen bir varlıktır. Aynı şekilde hurma ağacı da çok fazla su tüketen bir meyvedir demişler. Yine hurma ağacının ömrüne baksanız 70 sene, 60 sene, 80 sene, en fazla 130 görülmüş. Bundan daha fazlası görülmemiş. İnsanoğluna benziyor. En verimli dönemi de hurma ağacının en fazla meyve verdiği dönemde 15 ile 45 arasıdır. Aynı insanoğluna benziyor. Gençlik dönemidir. Çok fazla verimli oluyor, enerjik oluyor, adrenalin oluyor değil mi? Ha bakın kardeşlerim ne kadar çok benziyor hurma ağacı. Yani Subhanallah, Allah Azze ve Celle öyle bir mucize yaratmış ki inceleyip düşünüldüğü zaman hurma ağacının üzerinde Allah'ın nasıl bir Rab olduğu tecellisini göreceksiniz. Biri ağaç, biri insan. Ve o ağaç öyle bir ağaç ki inleyen bir ağaçtır. O hani hatırlayın Buhari ile Müslim'in rivayeti. Aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi yaptıktan sonra bir tane kütük vardı. Kütüğe sırtını yaslayıp sohbet veriyordu biliyorsunuz. Vaaz yapıyordu. Sonra artık Allah Resulü'ne bir tane minber yaptılar. Oraya çıkarttılar. Bu sefer Allah Resulü bir gün minberde sohbet verirken bir inleme sesi geldi. İnleme sesi gelirken Aleyhissalatü vesselam sahabesine soruyor. Kim inliyor? Herkes baktı bir tarafa. O kütük olan taraftan ses geliyor. Allah Resulü kalktı, gitti o kütüğü kucakladı. Biraz yanında durdu, kütük dinlendi. Sesi kesildi. Sonra Allah Resulü dedi ki, o kendisinden Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'ın sırtının uzaklaşmasına inlemiş oldu dedi. Yani demek istediğim kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de söylemesiyle beraber gerçekten mümin, Müslüman hurma ağacına benziyor. Ama şimdi burada bir ders çıkartmamız lazım kardeşlerim. Bizler Müslümanlar da hurma ağacına benzemeye çalışmamız gerekir. Verimli olmaya çalışmamız gerekir. Mübarek olmaya çalışmamız gerekir. Mübarek ne demek? Her yerde bereket saçan, her yerde iyilik yapan, her yerde sadece iyilik, adaleti tesis etmek için çalışan kişidir. Menfaat gözetmez. İşte böyle olmamız lazım kardeşlerim. Bizlerin de bu şekilde çalışması, bizlerin de bu şekilde edeplenmesi, bizlerin de bu şekilde terbiyelenmesi gerekir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'ın benzetmesine benzeyen kullarından eylesin hepimizi. Subhaneke Allahümme bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyh. Ve ahiru davvana elhamdülillahi rabbil alemin.